Deprem vergileri ne oldu? Nereye gitti? Bu paralar nereye harcandı? 17 Ağustos depremi sonrasında geçici denilmişti, hatırlayacaksınız. Böyle alınmaya başlandı. 2002'ye geldik. Kalıcı hale getirildi. Bugüne kadar 70 milyar liradan fazla para toplandı. İzmir'deki bu depremin ardından şimdi aynı soru tekrar soruluyor. Nereye harcandı bu paralar diye. Dedim ki ya bu vergiler ne oldu? Yani bu vergilerle ne yaptınız? Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız? İzmir'de yaşanan depremin ardından bir kez daha aynı soru gündeme geldi. Deprem vergileri nereye harcandı? Bu paralar nerede? Nereye harcandı? Hani bu paralarla Türkiye'nin deprem güvenliği sağlanacaktı. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından geçici denilerek alınmaya başlanan ve 2002'den itibaren de kalıcı hale getirilen deprem vergilerinden bugüne kadar 70 milyar 895 milyon lira toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın o paraların akıbetini sordu. Süleyman Soylu Bakan da bir açıklama yaptı. Dedi ki işte biz bunun 11 milyarını işte köprülerde, viyadüklerde, aynı zamanda kamu binaları için harcadık dedi. Şimdi burada bir soru sormak lazım. Gerisi ne oldu? Uzmanlara göre bu parayla her biri 100 metrekarelik 1 milyon 850 bin adet daire yapılabilirdi. Yani 7 milyonluk bir şehrin tamamı, İstanbul'unsa yarısı bu vergilerden toplanan parayla yeniden inşa edilebilirdi. Deprem vergisi tek bir kalemden toplanmıyor. 21 yıldır cep telefonu faturaları, internet, bankacılık işlemleri, spor toto, milli piyango, uçak biletleri, gümrük ve pasaport işlemleri gibi birçok kalemden deprem vergisi alınıyor. Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir. Bir vergi nereye harcanıyor bunu da bilmek bizim hakkımız. Demokrasinin bir gereğidir. Bu paraların nereye harcandığı ile ilgili bilgiler ise kısıtlı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek deprem vergilerinin duble yollar için harcandığını açıklamış. O açıklama büyük tepki toplamıştı. Bu duble yollara gidiyor. Demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Şimşek'ten önceki Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da bu vergiler deprem için getirilmiş olsa alınır biterdi. Bütçenin ihtiyacı olduğu için toplandı. Milleti aldatmanın alemi yok açıklamasını yapmıştı. Ancak 31 Ocak 2020'de partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem için toplanan vergilerin yerinde harcandığını söyledi. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Ancak geçen 21 yılda depreme dayanıklı olmayan konutlara yönelik hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri oldukça kısıtlı. 99 depreminden bu yana Türkiye'de hala acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut bulunuyor. Bunun sadece 300 bini İstanbul'da yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı programına göre ise kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 59 ilde 268 riskli alan, 33 ilde 158 kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ve 11 ilde 16 yenileme alanı ilan edildi. Toplamda 685 bin bağımsız birimin riskli yapı olduğu sonucuna varıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığının geçmiş yıllara ait programlarında da aynı veriler yer almasına karşın bugüne kadar kayda değer bir somut adım atılmadı. Şimdi Allah aşkına insanlar canlarını kaybettikten sonra meclise getireceğiniz kanun tasarılarının ne anlamı var? Bu kadar insan can çekişirken, acı çekerken sizin bir dakikanını bile bu milletin harcamaya ne hakkınız var, ne haddiniz var.